Doktoranın memedikleştirme ameliyatı nedir? Memedikleştirme, kişinin sarkmış olan dokusunun tekrar dikleştirilip toparlanması işlemidir, ameliyatıdır. Peki memedikleştirme ameliyatlarında hangi durumlarda protez kullanılır? Memedikleştirmede kişinin meme boyutu yeterli değil ise o zaman dikleştirmeyi yaparken alta da bir protez kişinin isteğine göre ya da vücudunda orantıya göre boyut belirleyip o boyutta protez koyulabilir. Memedikleştirme cerrahisi sonrasında hamilelik durumu nasıl olur? Gebe kalmasında sorun yok. Memeyle yapılan hiçbir işlemde kişinin gebe kalmasında sorun olmaz. Çoğu zaman meme dikleştirme, meme küçültme, toparlama gibi ameliyatlarda aslında çok kişi korkuyor. Hani süt emziremez miyim, hamile kalamaz mıyım diye, ama çoğu zaman aslında süt kanallarını koruyoruz. Çok sarkmış, çok aşırı büyük memelerde bazen süt kanalları kesilmesi gerekebiliyor. Ama onun dışındaki çoğu kişi de süt kanalları dokunmuyoruz ve kişinin emzirmesi söz konusu oluyor. Yine hamilelikle birlikte, gebelik ve doğumla birlikte memelerde büyüme söz konusu oluyor. Bu büyüme, emzirme dönemi bittikten sonra memeler küçüldüğünde eskisi gibi bir sarkma çok fazla beklemiyoruz. Yani bizim meme dikleştirme ya da meme küçültme sonrası revizyon ihtiyacı duyan çok da hastamız yok.